Bugün sizlerle birlikte Car Parking 2'de araba sektirme ayarına bakacağız. Bir takipçimiz bana özelden ulaşmış. Car Parking 2'de araba sekebiliyormuş. Yani yolda giderken arabanızı sektirme ayarlı yapabiliyorsunuz. Sektirmeden kastım şu. Araba yolda giderken böyle yaylana yaylana gitmesi. Ve süspansiyonları falan hissederek gitmeniz. Car Parking 2'de de biliyorsunuz çok detaylandırma olduğu için bu ayarları oyuncular ulaşabilmiş. Ve bu ayarları göstererek de sizler de arabanızı sektirebilirsiniz. Veya da yaylandıra yaylandıra gidebilirsiniz. Siz ne derseniz artık ben sektirme diyeceğim. Şimdi biliyorsunuz Carparking ki çok detaylı yapacaklarını söylemişlerdi. Ve de yaptılar. Ve bu detayları çoğu oyuncu anlamamış. Çoğu oyuncu da böyle zorlayarak anlamış. Ben de pek fazla şey yapamadım. Bazı detayları anlayamadım ama. Yani çoğu detayı anlayabildim sayılır. Ama öğrenmeye çalışıyorum hala. Ya herkes demiş ya tamam detaylandırma falan olsun da bu kadar detaya girmeseydiniz keşke falan demişler. Herkes de bir ortada kalmış yani bu konu hakkında. Ama Ossas Games'in her istediğimizi getirmesi güzel ikinci oyunda da optimizasyon sıkıntısını düzelttiklerini söylüyorlar ve de bu ayarlar optimizasyona etkilememesi çok güzel oldu. Ayarlamaların tamamı ya çok olsa da ama çoğu da yararlı diyebilirim sizlere. Araba sektirmeye gelecek olursak arkadaş Camaro yapmış ama bu çoğu arabaya geçerlidir büyük ihtimal. Ayarlamaları falan aynısını yaparsanız sizin de arabanız böyle yolda giderek hafifçe sektirebiliyor. Bilmiyorum kıvılcım çıkıyor mu çıkmıyor mu onu denememiş arkadaş ama siz onu Kartal'da Tovaş'ta denersiniz. Açıkça söyleyeyim bu JDM arabalarına çok yakışır böyle sektirme olayı. Hani bir de kamber falan yapıyorsun ya öyle de çok güzel olur. Türk işi de Tobaş Kartal'a falan yakışabilir belki. BMW'ye falan da belki yakışabilir tam olarak bilmiyorum. Ama genellikle bu sektirme ayarı JDMC tayfaya uyabilir diyebilirim. Japon arabalarına gayet çok güzel bir şekilde gider bu ayar. Ayarlar çok karışık olduğu için yani her detayı detayına göre yapmanız gerekiyor. Kamber açısından tut, süspansiyon açısına kadar, tekerlek açısına kadar her şeyi detaylı yaparsanız bu ayar olacağına eminim. Car Parking 2'de de bu detayın olması cidden çok güzel. Sektirme ayarında bulmaları gayet hoş olmuş diyebiliriz. Car Parking 1'de de vardı ama sadece gaza bas çek bas çek yaparak yapılabiliyordu. İkinci oyunda herhalde yani gaza basmanıza gerek yok. Araba otomatikman sekiyor diyorlar. Ama tam olarak onu bilmiyorum. Gaza basıp da, da deneyebilirsiniz. Umarım bu sektirme ayarı size lazım olmuştur. Umarım ayarları ve videoyu beğenmişsinizdir. Şu zamanlarda birazcık moralim bozuk olabilir çünkü yani şu olaylardan dolayı kendimi toparlamaya çalışıyorum. O yüzden de birazcık enerjiksiz olduysam kusuruma bakmayın. Bir sonraki videoda hepiniz hoşçakalın efendim.